Arkadaşlar ne yapacağız? C mesletinin meslet reaksiyonunu hesaplayacağız. Yine geldik şu taşıyıcı sistemimizi olduğu gibi aldık, çizdik. Ne yapacaktık? Diyecektik ki hangi mesletin meslet reaksiyonunu hesaplayacaksak o mesleti sistemden söküp atacaktık. Öyle değil mi? Diğer mesletlerimiz yerlerinde kalacaktı. Yine diyecektik ki eğer sistemde mafsal varsa mafsalın olduğu yerde ne olacaktı? Kırılma olacaktı. Şurada mafsal vardı. Hemen geldik C mesletinin olduğu yere, bakın. C mesletini ne yaptık? Sistemden söktük, attık. Şöyle yukarıya doğru bir birim 1 kilonewtonluk kuvvet ettirdik. Kaydedik. Bakın mafsal vardı. Mafsalın olduğu yerde ne olacak? Kırılma olacak. Mafsalın olduğu yerde kırılma oldu. Mafsalın sol taraftan olmayacaktı. Herhangi bir şey olmayacaktı. Şimdi söyleyeceğiz ki biz yine meslet reaksiyonunu hesaplayacağız. İşte geldik üzerine yazdık. Dedi ki şu bizim için C mesletinin meslet reaksiyonunu hesaplayabilmemiz için tesir çizgisi diyagramı olacak. Güzel diyagram hesaplarken ya da reaksiyon hesaplarken ne yapacaktık? C mesletinin meslet reaksiyonu diyeceğiz ki tekil yük çarpı tekil yükün altında kalan yükseklik. Kaç tane tekil yük varsa her bir tekil yükün altındaki yüksekliği hesaplayacağız. Bunları çarpacağız. Artı diyeceğiz. Yayılı yük çarpı yayılı yükün altında kalan geometrik şeklin alanı diyeceğiz. Şimdi bir tesir çizgisinin olduğu yerle ilgileniyoruz. Bakın sol tarafa bırakın. Şimdi 60 Newton'a geldik. Aşağı geldik. Diyeceğiz ki bu 60 Newton'un altında kalan şuradaki yüksekliği hesaplamamız lazım. Yine soldan sağa geldik. 20 Newton. Bak şurası 1'di zaten. Şu 20 Newton'luk yükün altında kalan yüksekliği hesaplamamız lazım. Bakın şu sol tarafa baktı arkadaşlar. Sol tarafta herhangi bir diyagram var mı? Yok. Demek ki o zaman bizim ne yapmamız lazım? Şu kırılma olduktan sonra C mesleti için şu sol tarafı hiç hesabı katmamamız lazım. Şimdi uzunlukları yazdım. 1,5 ve 1. Bakın şurada üçgenlerde benzerlik yapacağız. Şuraya baktık, dedi ki küçük üçgenin yüksekliği Z1. Büyük üçgenin yüksekliği 1. Eşit olacak. Küçük üçgenin taban uzunluğu 1,5. Büyük üçgenin taban uzunluğu 3. Şuradan hesapladık. Z1 yüksekliğimiz ne çıktı? 0,5 çıktı. Getirdik geldik. Şurası 0,5'miş. Şimdi yine baktık. Bakın. Küçük üçgen var. En büyük üçgen var. Küçük üçgenin taban uzunluğu yüksekliği 0,5. Büyük üçgenin yüksekliği Z2. Küçük üçgenin taban uzunluğu 1,5. Büyük üçgenin taban uzunluğu 4. Şuradan da hesaplayayım hemen. 1,33 çıktı arkadaşlar. Bakın Z2 mesafemizde 1,33 çıktı. Getirdik yerine yazdık. Dedi ki 1,33. Şimdi biz ne demiştik? Demiştik ki bu meslet reaksiyonları için tesir çizgisi çizdiğimiz zaman eksenin üstünde kalan alan ve uzunluklar pozitif, eksenin altında kalan alan ve uzunlukların olması lazımdı? Negatif olması lazımdı. Şimdi bunu çizdikten sonra hemen geldik. Dedi ki şurada C mesletinin meslet reaksiyonunu hesaplayalım. Ne yapacaktık? Diyecektik ki tekil yük çarpı tekil yükün altında kalan yükseklik. İlk tekil yükümüz 60'tı. 60'ın altında kalan yükseklik 0,5'ti. Hemen yazdık. 60 çarpı 0,5. Şimdi şu 0,5 eksen üst tarafında olduğu için pozitifti. Artı dedik. İkinci tekil yüke baktık. 20. 20'den aşağı doğru geldik. Yükseklik. 1,33 yazdık. 20 çarpı 1,33. 1,33'lük yüksekliğe baktık. Eksen üst tarafı. Eksen üst tarafı bizim için pozitif. Bakın artı diyeceğiz. Artı diyecek bir şey yok. Niye yok? Bakın biz şurada herhangi bir şekil çizdik mi? Çizmedik. Dolayısıyla neydi? Yayılı yük çarpı yayılı yükün altta kalan alan bizim için ne olacak zaten? Sıfır olacak. O zaman buradan hemen ne yapmamız lazım? Meslet reaksiyonunu hesaplamamız lazım. Bakın 56,6 Newton'muş. Biz ne yaptık? Tüm mesletlerin meslet reaksiyonlarını tesir çizgisi yardımıyla hesapladık. Bu sefer ne yapayım arkadaşlar? Bir tane de şuraya K noktası ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın şuraya bir tane K noktası ekledim. Yine K noktasının mesafesi sağ tarafı 1,5, yani B mesletine 1,5. A mesletine ne olsun? 1,5. Tam ortada olsun. 1,5 metre, 1,5 metre tam ortada olsun. Bu sefer ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki, bakın bunu ekledikten sonra diyeceğiz ki işte K noktasının kesme kuvvetini ya da işte K noktasının momentini hesaplayalım. Şimdi hemen geldik. Yine taşıyıcı sisteme baktık. Taşıyıcı sistemde ne yapmamız lazım? Kesme kuvveti ve moment için tesir çizgisi diyagramını çizmemiz lazım. Şimdi biz geçen derste söylemiştik ya da çizmiştik de bunu.
Şimdi biz ne yapacaktık? Kesme kuvveti hesaplayacaksak eğer, bakın adı üstünde kesme kuvveti. Hangi noktanın kesme kuvveti istenmişse o noktayı ikiye ayıracaktık. Sol taraftaki parçayı aşağı çekecektik. Sağ taraftaki parçayı yukarı itecektik. Öyle söylemiştik bakın. Yine geldik, şeklimizi çizdik şöyle. Taşıyıcı sistemimizi çizdik. Hiçbir zaman unutmayın, mafsarın olduğu yerde ne vardı? Kırılma vardı. Bakın bizden ne istemiş arkadaşlar? Bizden K noktasının kesme kuvveti. O zaman diyeceğiz ki bizim K noktasının kesme kuvvetini bulmamız için K noktasının kesme kuvveti için tesir çizgisi diyagramını çizmemiz lazım. K noktasını ne yaptık? Kestik. Sol tarafı aşağı çektik. Sağ tarafı yukarı ittik bakın. Sol tarafı aşağı çektik. Sağ tarafı yukarı ittik bakın. Devamı var. Mafsal. Mafsalda ne vardı? Kırılma. Hemen yine devamı var. Bakın meslet var. Mesletin olduğu yerde neydi? Dönme vardı. Biz diyeceğiz ki o zaman bu şekil bizim için K noktasının kesme kuvveti için tesir çizgisini diyagram oldu bakın. Kesme kuvveti için tesir çizgisini diyagram oldu. Şimdi biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki şu K noktasının kesme kuvvetini hesaplarken yine diyeceğiz ki tekil yük çarpı kaç tane tekil yük varsa her bir tekil yükün altında kalan yükseklik artı diyeceğiz. Yaylı yük çarpı yaylı yükün altında kalan geometrik şekillerin alanları. Şimdi biz bunları hesabına başlamadan önce ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz hani ne yaptık? K noktasından ikiye kestik. Değil mi? Şöyle aşağı yukarı ettik. Bu sefer diyeceğiz ki şu aşağıya doğru ne kadar çektik? Yukarıya doğru ne kadar ittik? Bunu hesaplamamız lazım. Şimdi biz bunları hesaplarken ne yapacaktık? Diyecektik ki bakın tam orta noktadan bölmüştük. 1,5'a 1,5. Aslında mantık olarak baktığınız zaman şu üçgenden olması lazım. Taban uzunlukları eşitse yüksekliklerinden olması lazım. 0,5'e 0,5 olması lazım. Ama biz yine bir tanesi için hesap yapalım. Bak şunun için hesap yaptığımız zaman ne diyecektik? Diyecektik ki kestiğimiz noktanın sol tarafındaki mesafe 1,5. Böyle toplam mesafe neydi? 3'tü. Hesapladık 0,5. Zaten ne demiştik? Demiştik şu alttaki yükseklikte üstteki yüksekliğin toplamı her zaman bize ne verecekti? 1'i verecekti. Şu alt taraf 0,5'ti. Üst tarafından olması lazım. 0,5 olması lazım. Yine biz bunları hesapladıktan sonra ne yapacağız? Şimdi taşıyıcı sisteme baktık. 60 kilonun 60 Newton'luk yük. O zaman diyeceğiz ki şu 60 Newton'luk yükün altında kalan yüksekliği hesaplamamız lazım. Yine 20 Newton'luk yükün altında kalan şu yüksekliği hesaplamamız lazım. Ama bizim önce ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki biz şurada mafsalda kırılma olduğu zaman şu mafsaldaki kırılma miktarını hesaplamamız lazım. Şimdi biz bunu hesaplarken yine geldik şu uzunlukları yazdık. İşte buradaki uzunluğumuz 1 metre, 1,5, 1,5, 1 metre. Bakın iki tane üçgen var. Artık öğrendiniz bunu. Sağ taraftaki üçgenin yüksekliği T1. Sol taraftaki üçgenin yüksekliği 0,5. Sağ taraftaki üçgenin taban uzunluğu 1. Sol taraftaki taban uzunluğu 1,5. Şunu hesapladık. Buradan da T1 yüksekliğimiz ne çıktı? 0,33 çıkmış olması lazım. Evet. 0,33 çıktı. Bakın hesapladık. Bizim şuradaki yüksekliğimiz neymiş? 0,33'müş. Bu sefer şuraya baktık. Bakın iki tane üçgen var. Bir tane küçük üçgen, bir tane büyük üçgen. Küçük üçgenin taban uzunluğu yüksekliği T2. Büyük üçgeni hesapladık. 0,33. Küçük üçgenin taban uzunluğu 1,5. Büyük üçgenin taban uzunluğu 3 metre. Hemen yazdık. Dedi ki 0,33 bölü. O da 0,17. Dedi ki T2 mesafemiz 0, yüksekliğimiz 17'miş. Getirdik yaptık 0,17. Bakın son olarak ne yapacağız? Yine şuradaki iki tane üçgene baktık. Dedi ki sağdaki üçgenin yüksekliği T3. Soldakinin hesapladık 0,17. Sağdakinin taban uzunluğu 1, soldakinin taban uzunluğu 1,5. Bunu 0,17'ye 1,5'a böldük 0,15 çıktı. Bakın ne yaptık? T3'ü hesapladık. Dedi ki 0,11. Şurası da 0,11. Yine biz ne yaptık? Kesme kuvveti için tesir çizgisi diyagramı çizdik. Biz kesme kuvveti diyagramı için demiştik ki eksenin üst tarafı pozitif, alt taraf bizim için neydi? Negatif. Eksenin üstünde kalan alan ve uzunluklar pozitif olacak. Altında kalan alan ve uzunluklar negatif olacak. Tabi diyeceğiz ki bu sefer. Bakın biz ne yaptık? Tekil yükün altında kalan yükseklikleri hesapladık ama şuraya baktık. Bir de neyi hesaplamamız lazım? Alan. Şimdi A mesletinde başlamış. Bakın B mesletine kadar yayılı yük var. İki tane üçgenimiz var. Şimdi geldik de ki şu iki tane üçgenin yüksekliğini hesaplamamız lazım alanına. Birinci alanımızı hesapladık. Sol taraftaki alan yükseklik 0,5. Taban uzunluğu
1,5 yine bölü 2 dedik, hesapladık hemen. 0,38, bakın yazdık 0,38. Yine ikinci alanımızı hesapladık, yükseklik 0,5, taban uzunluğu 1,5, yine bölü 2 dedik, hesapladık 0,38 çıktı. Zaten iki üçgenin hem yükseklikleri hem taban uzunlukları aynı olduğu için alanların ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Şimdi burada hesaba başlamadan önce birinci alana baktık. Eksen alt tarafı. Eksen alt tarafı bizim için negatif. İkinci alan eksen üst tarafı. Eksen üst tarafı bizim için pozitif. Hemen geldik baktık. Bakın 60'ın eksen altında kalan T2 yüksekliği 0,17. 0,17'ye baktık. Bizim o 0,17 eksen altında olduğu için hesap yaparken işaret ne olacak? Negatif. Geldik 0,11'e baktık. Eksen üst tarafı hesaplarda işaretini biz ne alacağız? Pozitif olacak. Şimdi geldik yazdık. Dedi ki şu K noktasının kesme kuvvetini hesaplayalım. Bakın K noktasının kesme kuvveti. Ne diyeceğiz? Yayılıyor. Tekillik. Tekillikimize baktık. 60. 60'tan aşağı geldik. 0,17 dedi ki 60 çarpı 0,17 eksenin alt tarafında olduğu için işareti artık işaretleriyle beraber yazdık. Art diyeceğiz. İkinci tekillikimiz 20. 20'nin altında kalan yüksekliğimiz 0,11. Eksenin üst tarafında olduğu için işaret pozitifti. 0,11. Art diyeceğiz. Şimdi hemen geldi şuraya baktık. Bakın yayılı yük çarpı alan diyeceğiz. İki tane alanımız olduğu için ikisini ayrı ayrı yazdım. Yayılı yük 20. Alana baktık. Birinci alanımız. Birinci alanımız neydi? 0,38. Eksenin alt tarafında olduğu için işaret negatifti. Artı dedik. İkinci alanımız yine 0,38. Eksenin üst tarafında olduğu için işaretimiz pozitifti. Burada ne yapacağız? Kesme kuvvetinin değerini hesaplayacağız. Hesapladık. Bizim buradaki kesme kuvvetimiz neymiş? Eksi 8 Newton. Yani eksenin alt tarafında diğer alanı çizdiğimiz zaman ne olacakmış? Kesme kuvvetimiz eksenin alt tarafındaymış. Büyüklüğü de negatif 8. Yani 8 Newton'muş. Negatif olması zaten eksenin üst tarafında ya da alt tarafında olduğunu belirtirdi bizim için. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bu sefer diyeceğiz ki yine şu sistemde, yine aynı taşıyıcı sistemde, bakın çizdim. Aynı taşıyıcı sistemin bu sefer K noktasının yine aynı noktanın moment değerini hesaplayalım. Bakın. Yine meslekleri çizeyim hemen. Bakın K noktasını ne yapacağız? Moment için değerini hesaplayacağız. Şimdi biz moment için değer şey yaparken, tesir çizgisi diyagramı çizerken ne yapacaktık? Hayali bir tane olmayan bir mafsal yerleştirecektik. O mafsaldan tutup yukarıdan aşağı doğru çekecektik. Bakın tuttuk yukarıdan aşağıya doğru ittik ya da aşağıdan tuttuk şöyle çekti kendimize doğru. Şimdi hayali mafsal olduğu için diyeceğiz ki mafsalın olduğu yerde ne olacaktı? Kırılma olacaktı. Bakın mesnetin olduğu yerde dönme oldu. Mafsalın olduğu yerde yine kırılma oldu. Geldik mesnetin olduğu yerde yine ne olacak? Dönme olacak. Şimdi biz bunu çizdik. Bu çizdiğimiz ne olacak bizim için? Diyeceğiz ki biz şuradaki K noktasını hayali mafsal yerleştirip aşağı doğru çektiğimiz için K noktasının moment için tesir çizgisi diyagram olacak. Şimdi tesir çizgisi diyagramı çizdikten sonra bu sefer diyeceğiz ki biz şu K noktasını yukarıdan aşağıya doğru ne kadar çektik? Şimdi K noktası tam 1,5 metreye 1,5 metreydi. Biz ne yapacaktık? Diyecektik ki şu sol taraftaki mesafe ile sağ taraftaki mesafeyi çarpacaktık. Toplam mesafeye bölecektik. Şurayı da hesapladık. Dedi ki bizim şuradaki mesafemiz, şuradaki yer değiştirmemiz 0,75'miş. Şimdi bunu hesapladıktan sonra ne yapacağız? Diyeceğiz ki biraz önce yaptık işte. Diye 60 Newton'luk yükümüz var. 60 Newton'luk yükten şöyle aşağıya doğru geldik. Diyeceğiz bu 60 Newton'luk yükün altında kalan yüksekliği hesaplamamız lazım. Yine 20 Newton'luk yükün altında kalan yüksekliği hesaplamamız lazım. Yine ilk mafsalda sorunun kendisi olan mafsal vardı. Bu mafsaldaki kırılma miktarını hesaplamamız lazım. Yine bakın uzunlukları yazdım. 1 metre, 1,5, 1,5, 1 metreydi. Şimdi şuraya baktık. 2 tane üçgen var. Bakın. Artık ben bunları neyse hesaplayayım yine de. Sağ taraftakinin yüksekliği K1. Sol taraftakinin yüksekliği 0,75. Sağ taraftakinin taban uzunluğu 1. Sol taraftakinin taban uzunluğu 1,5. Buradan hesapladık. K1 yüksekliğimiz hemen 0,5 çıktı. Şimdi K2'ye bakacağız. Bakın ikisinin taban şu ikisine baktığım zaman tam ortalamış. Ortaladığı için direkt hesapladık. Dedik ki şurası 0,25 olacak. 0,5. Siz bunları hesaplarsınız. Şimdi K3 uzunluğunu hesaplayalım hemen.
Bunu hesapladığımız zaman yine buradaki uzunluğumuz 0.17 çıktı arkadaşlar. Bakın ne yaptık? 0.17 hesapladık. Hemen geleceğiz, diyeceğiz ki bakın bu sefer moment hesaplayacağız. Diyeceğiz ki bu K noktasının momentini hesaplarken yine yayı tekil yük çarpı, bakın tekil yük çarpı tekil yükün altında kalan yükseklik artı diyeceğiz. Yaylı yük çarpı yaylı yükün altında kalan geometrik şeklimizin alanı oldu. Şimdi hemen baktık. Bakın her bir yüksekliği hesapladık. Dedi ki tekil yükün altında 60 N'nin altında kalan yüksekliğimiz 25. 20'nin altında kalan 0.17. Yine biz bakın moment diyagramı diye bir moment için çizdik. Bizim moment diyagramda normalde nasıldı? Eksenin üst tarafı negatifti. Alt tarafı pozitifti. Yine biz çizdiğimiz şu tesir çizgisi diyagramda diyeceğiz ki moment için çizdiğimiz tesir çizgisi diyagramında eksen üstünde kalan alan ve uzunluklar negatif. Eksen altında kalan alan ve uzunluklar ne olması lazım? Pozitif olacak. Yani kesme kuvvetini çizdiğimizin tam tersi. Şimdi hemen geldik baktık. 60 N'nin altında kalan uzunluğumuz 0.25. 0.25 eksenin üst tarafı. Eksenin üst tarafı bizim için negatif. Demek ki hesaplarda alırken hesaplarda bunun işareti ne olacakmış? Negatif. 0.17'ye baktık. 20 N'nin altı. Eksenin alt tarafı. Eksenin alt tarafı bizim için neydi? Pozitif. O zaman hesaplarda alırken bunun işareti pozitif olacak. Yine düzgün yaylı yükün yayıldığı mesafe boyunca altında kalan geometrik şeklin alanı. Şimdi hemen geldik. Alanımızı hesapladık. Bakın üçgenimizi şöyle çizdik. Üçgenin yüksekliği 0.75, taban uzunluğu neymiş? 3 metreymiş. Üçgen alanını hesapladık. Dedi ki 0.75 çarpı 3 bölü 2 dedik. 1.13 çıktı arkadaşlar. 0.75 çarpı evet 1.13. Şimdi bizim şu 1.13'lük alanımıza baktık. Şimdi bu alan moment diyagramında eksenin alt tarafında olduğu için eksenin alt taraf bizim için neydi? Pozitifti. Hemen geldik en sonda artık K noktasının moment değerini hesaplayacağız. İlk tekil yükümüze baktık 60. Altında kalan yüksekliğe baktık 25. Eksenin üst tarafı moment değerinde bizim için neydi? Negatifti. Eksi 0.25. Artı dedik. İkinci tekil yüke baktık 20. 20'nin altında kalan yükseklik 0.17. Eksenin alt tarafında olduğu için işaret pozitif oldu. 0.17. Artı diyeceğiz. Yaylı yük 20. Yaylı yükün altında kalan şeklin alanı 1.13. Eksenin alt tarafında olduğu için işaretimiz pozitif oldu. Biz ne yapacağız? Bu değerleri çarptığımız zaman bize moment değerini kendisine verecek. Bakın hesapladık. Bizim moment değerimiz 11 Newton metremiş. İşaretimiz pozitif. Ne yaptık arkadaşlar? Gerber kirişleriyle ilgili yine bir tane örnek çözmüş olduk böylelikle. Şimdi bunu çözdükten sonra bu sefer de haftaya diyeceğiz ki artık haftada da Allah kısmet ederse eğer deplasman hesabına geçeceğiz. Videoları izleyin arkadaşlar. Size ders notlarını göndermiştim zaten. Tamamını gönderdim. Parça parça gönderdim. Yine bu hafta işledikleri ve çözdüğüm soruyu göndereceğim. Defterlerinize güzel not yazın. Defterinize şekiller çizip notları yazdıktan sonra videoyu izlerken notlarınızı takip edin. Allah yardımcınız olsun. Allah devletimize zeval vermesin.